Çantaları var, güvenlik. Dolu. Bu vardı işte. Aa, o vardı. Defter var, şarj aleti var, öyle şeyler var işte. Bunu bütün gençlerin sırtına birer çanta koyarak. Ne çanta sırtına ne zamanlar be çanta sırtına ne var onda? Herkes. Bir şey yok diyor. Herkesin sırtına. Rahat yata da be. Rahat yata çıkıyorsun çarşıya. Hepsinin sırtında kalır. Vakitte sırtı taşımak yoktu bizim zamanımızda. Yani. Oh, şimdi son zamanı çıktı sırtta. Küçücük çanta var böyle. Ona bir şey koyamadık ama sırtında. Herkesin çanta. Maymunlu falan. Ha, ne var ne yok herkesin sırtında çanta. Omuzlarında var. Bilmiyse piniyana kahve verirler ama çıkarırlar mı bilmiyse bazıları. Yavrunda. Kahve diyor. Var mı? Bütün gelsin sırtına böyle. Ya, ya sırtına. Ne var o çantaları bunda? Acak adamın Zelebi'yle. Zelika bilirsen. Evet. Geçen biraz Yıldıraz yaptı. Şimdi onu da sırtında bir çanta. Bir şey. Taşı yeter. Ama şimdi poşeti paralı yaptılar. Ya. Sırt çantan olunca aklına bir şey geliyor, alıyorsun, çantana koyuveriyorsun. Şu kadar var. Ona direkt mevzuamı toplayacağım. Küçük çanta. Seni koyuyorum anladım. Onların ufak. Küçük evet. Çanta sırtına alıyorum. Var var. Küçük çanta çok kadar. Ha çok kadar bir şey. İki ekmek zor koyacağım. Ne koymayacağım lan. Bir dakika şurada son zamanında başladı. Herkes o küçük çantanı evde taşıyordu. Hocam dedim ne var bunlar da? Şimdi ülkelerin hepsinin burada çantası hey. Şimdi böyle çanta oluyor pasaportlar. Ha, bunda var bazı hep evde taşıyor böyle yani, şey çanta hep evde taşıyor. Şey şöyle bunu koyuyor, şunu koyuyor, bunu koyuyor. Şunu çanta. Pasaportlarını koyuyorlar ama şu anki. De sende iyi bazı şeyler. Ya pasaportlarını, paraları hepsini koyuyor. Burada cebinde falan şey yapıyorsun. Bir vakitte günah. Biz askerlik 58-59'da bu naylon şeyler çıkmaya başladı. Şüşlet. O kadar çok şeydi demek o zaman. Dışarıdan gelir. Biz askerler de böyle biri geldi yanımıza bize şüşlet getirdik orada. Para topladık bize. Babam bir tanıdı da onu ya şeyde Almanya'dan bize. Verdik baba gitti. Şüşlet geldi demek şey. O kadar meraklıyız. Baya birkaç toplandık. Hep biz para verdik ona bize şey getirdik şüşlet. Adam aldı gittiler, yok. M5'te sürürken sıkıyor. O zaman çok modaydı. Telefon numarası yok, bir şey yok. Nereden bulacaksın da gelecek? Dost olduk ona bilim. Ahbap olduk, şeydi böyle. O zaman cep telefonu kimse diyor. Yoktur bunlar şey. Cep telefonu şimdi çıktı. Telefonu ben yoktum bu zaman. Yoktu da ev telefonu yoktu benim. Yoktu. Telefon nasıl bunu 70'li senesinde? Evet. Zaten 60'ta başladı elektrik de. Ya. Elektriği gördünüz. Su bize 62'de 63'de geldi. 62-64'te bu şeyler, radyo var. Elektrik gelmiyor bütün. Her gün Niyazi, Karasman'ın Niyazi, gün 10 tane isim aldım. Yani 20 tane, her hafta bir şey getireyim, radyo getireyim. Ya 62'de köyde toplama vardı. Ben çünkü 62'de Varna'ya gittim, Rodney Balkan'ı oraya sıralamaya gittik. O geçerken baktım, o da bizim kadın, lambalar yeni. O zaman biliyorum ama 62 yıl lambalar gelmişti. Topal gelmişti. Günah, o zaman ne oldu biliyor musun? Bütün köylerden kimde eski bakır var, şunu bunu alana, kesim var da yarıştır getirdiklerdi, teşvik ederdi. Herkes, şimdi herkese bir şey bulmaya, eski bakır mantıklı şöyle şey. Dediğim de, kablo yapacaklar, bize şey elektrik getiriyor. O zaman bakırdandı bütün kablolar. Şimdi o zaman her şey, ya. Evdeki kullandığı şeylerin hepsi bakırdı. Bakırdan yapılmış. Şimdi bak alamıyor hepsi. Onu verince ücretsiz mi geliyor yani? Hayır, o yardım mı? İnsanlar şey, teşvik ederler. Bağış mı topluyorlar? Bağış gibi bir şey topluyorlar. Bakırı elde yani. Sonra devlet şey yapıyorlar. Kimde lazım olmayacak, bakır varsa ne diyorsun? Öyle devlete gitsin. Ha. Yardım gibi. Kablo yapacaklar. Sadece bir getirirler, bir lamba bağlıyorlar bütün haneye. Bir lamba. Bir çakma şey var, bu da lamba. Priz yok mu? Sınırı başladılar, şeyle prize koyma. Renkli televizyon Bulgaristan'da daha iyi ileri aldık. Biz ne kadar Türkiye'de daha geç geldik. Evet, o da daha ileri geldik. Rusya'dan geldik. Bak, 89'da buraya geldik de, o zaman yalnız siyah beyaz televizyon vardı ya, siyah beyaz başka yoktu. Siyah beyaz. Evet, biraz onu çıkıyorum ya. Ha.
Topçuköy'ünde kahvede durdunuz akşam sabah saat akşama kadar aynı programcı ne gösterse zaten tın 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 şey diye. Başka program yok. Çeymen tatlı yok bunlar. Sen koyuyor mesela sabah akşama kadar aynı şey. Mır 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 diye. Çerkezköy'ünde binaların bazı müşteri samandı. Evet evet. Evet evet. Evet üstü samanlar var burada. Ya, Allah Allah. Değil değil. Merkezde öyle yerler var üstü samanlar. Tamam ya. Çatça ağaç var üstüne sağlıklı sapmak koymuşlar sökmüşler var. Uzun böyle şeydir. Vakıtta samanlıklarımız mı vardı bütün üstü? Zaten samandan akmazdı hiç. Biz geldik. Çerkez'den Karaca 1556 kişilik. Karaca gidiyor, buraya geliyor buradan. 2-3 saatte bir döneni ekledim. Çerkez. Karar burası. Ben burada çalışayım. 2-3 saatte bir bekleyeyim onu. Bazı da beklemeyeyim. Buradan doğrudan burası boşluk. Cinar su fabrikasının yanında orada biz 3 sene bulduk orada. Buradan yayan şeyden gideyim, dağılık içine. Çünkü öteden kırılığında 2-3 saat geçeyim. Yoksa 7-8 kişi bindiririz, bilmiyor başka. Aynı zamanda kale yonca var da bunlar da 4 saatlerde de geçer böyle. İstanbul'a var biz gerçekten. Kale yonca. Şimdi yine var mı? He? Onlar firması var onun şimdi mi? Kale yonca var şimdi yine var. Ay o da vardı o zaman. Biz geldik. Şimdi var o firma devam ediyor. Onlar yoncayı kaldırdı, kale var sadece. Kale var yani. Birini kaldırdılar. Kale yonca vardı gerçekten. Hatta arkadaşlar derler, hey! 1.20, 1.30, 1.40 İstanbul'a gidin gezin derler. 1.20, 1.30'a İstanbul'a gidip geziyorsun. İki nefer. 2 liraya İstanbul'a taşıyorlar. Ha ha. Ben biliyorum. 2 liraya İstanbul'a. Hey, gidin İstanbul'a gezin. Ne kadar var? 1.60, 1.70, 1.80. Çok mu ucuzdu? Yani o zaman da bizde de para tökmek yok. Bizde de para ne yok hocam? Gündüz adam sabahta akşama çalışıyor 5 liraya. Para yok bizde de. 5 liraya çalışıyor. Sen ucuz da olsa sen de para alın ne fayda? Bir gün çalışacağım 5'er liradan 100 lira alacağım. Ama o zaman her şeyde ucuz da var. Yani. Daireler de benim oturduğum daireye adam dedi 25-30 milyon ver malım dedi o zaman. 3 odalı, 2 banyo, 2 tuvaletli falan filan ama zaten para yok. Şöyle göçmen kontrol 2 bin liraydı. Öyleydi ya. 2 bin lira, 2 bin lira. Bizi topladılar kördü ya. Turgut Özal'ı Cumhurbaşkanı. Topladı bizi toplantı yaptı Turgut Özal. Arkadaşlar... Oraya geldi mi? He? Geldi mi? Çoluya. Geldi mi? Turgut Özal Çoluya geldi. Aa, sen orada mıydın? Biz Bursa gidiyorduk. He. Her gün Çoluya gidiyor. Biz topladı oraya. Özal konuştu orada bize. Arkadaşlar... Belki 70-80-100 kişi vardı. He. Çarptım göçmen. Biz ne anlattı? Arkadaşlar buraya geldiniz. Sizin burada geçirmenin için ne yapmanız lazım? Sizin ev lazım, şu bu falan. Hatta dedi bize... Hayır, sadece göçmenlerim topladı. Herhalde bizi göçmen, ne yok? Daha da göçmen, yerde ben yok diyeyim sana. Canı varsa dedi, siz dedi, köşede bıçakta olan altını alsın, bozun dedi. Yardım edin falan filan dedi. O da söyledi, bizde altın var falan. Çünkü burada yerli insanların altınları var, bir de köşede var. Dedi, altınlarınızı bozun dedi. Beraber dedi. Biz size yardım edeceğiz yerini falan filan dedi o zaman. Burası uzun gitmedi. Göz aldı. Yesmin öldü o zaman. O hep şimdi... Ben bilmiyorum gerçi de. O zaman nasıl öldü? Böyle böyle şimdi şey hep mi? Konuşuyor. Beklenmeyen şekilde nasıl? Görevini doldurmadan mı öldü? Evet canım. Çok kısa şey bari bir çözüm. Hadi ya. 4 sene ne kadar yaptı? Şüpheli ölüm dediler. Onu yeniden mezardan çıkardılar. Ve onu süperhanediler bitti. Çocuğu itiraz etti, Ahmet çocuğu. O itiraz etti, babam derdinden öldü dedi. Zehirlendi dedi. Dediler ya Bulgaristan'a gitmiş, Bulgaristan zehirlemiş falan filan. Konuştular bile Bulgaristan. Çocukları falan hep derdiler. Babama bir şey oldu. Hep süperhanediler. Yani ecelinden ölmedi diye bunlar şimdi. Bir şey oldu. Doktor neredeymiş onun? İşte şöyle güzel. Abi bir Vehbi Koru evlense her akşam komentar için çıkardı. Öldü mü? Ölmedi ya Vehbi Koru. O da kalamışta yaşardı. O Zeynep'le yan yanaydılar Zeynep.
Bedavlı yayını yaşandı. Vehbi Koru Bey'e böyle duyarcına bir adam devamlı komente için o çıkardı herhalde. Şimdi çıkmıyor hiç o. Vehbi Koru. Koru apartmanında da yaşıyor. Zahir'in adı Koru apartmanında. Hatta geçen de Özal'ın kızı iki verdi. Özal'ın kızı bir davulcuya evlenmiş. Davulcuya sonra... Ha. Dönmüş. Kocası onu. İnsanlar demişler... Müzikantmış mı canım? Davulcu da onun için davulcu demiş. Ha. İnsanlar demişler, aa! Sen Cumhurbaşkanı'nın kızı dayak yiyor mi? Öyle demiş insanlar. O dedi, kendisi dedi. Yiyor dedi, yiyor dedi. İnsanlar öyle diyor ama dedi ki, ben dedi, dayak yedim. Kocası dövmüş onu. Önce böyle bir sanmış şeyler var. Cumhurbaşkanı'nın kızı diyor. Cumhurbaşkanı'nın kızıysa o da insan sonuçta. Nasıl? İnsan sonuçta. Demişler, aa! Cumhurbaşkanı'nın kızı dayak yiyor mi? Kendisi de yiyor diye yiyor, yedim ben diyor. Dayak yedim, dövüşüyor. Anlattı. Bir programda anlattı kız. Zeynep onun adı. Hı? Zeynep adı. Zeynep ben, Zeynep Özal. Dayak yemiş. Kocası dövmüş onu. Ne demiş o adam? Aa, Cumhurbaşkanı'nın kızı dayak yiyor mi? Olur mu öyle şey? İnanmıyor insanlar yani. Öyle demiş insanlar mı? E işte oluyor öyle dedi. Ben de dayak yedim dedim. Oldu dedi. Ne insanlar öyle demişler. Cumhurbaşkanı kızı dayak yer mi? Bu şey Naim Süleymanoğlu. Aptal edin olmuş etti. Açıklar onu aptal edin. Naim Süleymanoğlu Bulgar şeyinde. Aptal grubunda şeye gitti. Avustralya'ya. Türkler kaçırdı oradan. Koyduğun otur şeye, Londra'ya geldi uçakla. Londra'ya geldikten sonra Özal kendi uçağını gönderdi Londra'ya, aldı Naim'i. Ondan sonra Özal onun şey oldu, manevi babası. Gideriz abi ona daire bayra verdi. Çok çekti Naim Süleyman Akın'ın ama sonra Süleyman oldu. Sonra başladı şeyden, anlaştılar Türkler'le. Onun bir Japon kızı var biliyorsunuz. Açık geldi oraya. Bir Japon kızı olmuş ondan. Onun şeyi çıktı. Naim Süleyman olduğunda. Ya. Bir Japon gazetecinin kızı.